Ercan TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Londra'daydı. Londra'da Türk vatandaşlarla buluştu ve buradan tüm dünyaya seslendi. İslam düşmanlığı sadece Müslümanların değil tüm dünyanın sorunudur dedi. Ülkemiz hem kendi bekasını hem de bölgesinin istikbali... Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarla buluştu. Türkiye'nin gayretleriyle merkezinde çatışma yerine dayanışmanın, zulmün yerine adaletin... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını, tüm Batı dünyasının sorunu olduğunu söyledi. Ölüm üzerinden acı, kan, baskı ve tehdit... Erdoğan, Suriye'yi teröristlerden temizleyene kadar çıkmayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti. Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor. 82 milyon tam bir dayanışma içinde, huzuruna huzur katarak, kardeşliğini pekiştirerek, kutlu yolculuğunu devam ettiriyor. Kardeşlerim, çok değerli vatandaşlarım, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki muhabbetlerin 400 yılı aşkın bir mazisi vardır. Bu köklü işbirliğimizin günden güne geliştiğini, derinleştiğini, yeni boyutlar kazanarak güçlendiğini görüyoruz. Birleşik Krallık'ta nüfusu 500.000'a varan dinamik ve üretken bir Türk toplumu bulunuyor. NATO toplantısında da özellikle ben de başsağlığı dileklerimi orada ifade ettim. Çünkü terör konusu bizim biliyorsunuz 40 yıllık konumuzdur. Biz 40 yılda teröre çok kurban verdik. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlar olurken maalesef bizim kapımız çalınmadı. Başınız sağ olsun demediler. Arayıp soran da olmadı. Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç, gereç gönderenler bize paramızla silah vermediler. Araç gereç vermediler. Ama biz bütün bunlara rağmen çalıştık, gayret ettik ve şimdi evet, kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi terörle mücadelede, değerli kardeşlerim, hala bize akıl verenlere biz sadece şunu söylüyoruz. Siz aklınızı kendinize saklayın. Ki çok daha önemlisi, ikide bir İslami terör. Bir defa bu ifadeyi kullananlara gidin aynaya bakın diyorum. İslam Arapça silm kelimesinden doğmuştur. Silm anlamı itibariyle barıştır. Ve İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yaklaştıramazsınız. Ve teröre sıfat olarak İslam'ı onun yanına koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları kusura bakmasınlar, ben de lanetliyorum. Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Şubesi Başkanı Sayın Mahmut Bektaş bugün bir açıklama yaptı ve konuya ilişkin açıklamalarda da indirimli akaryakıt konusunda mütabakata vardıklarını ifade etti. Öncelikle Mercan TV ailesine şahsım adına ve sizlere bu haber imkanı. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut Bektaş yapılan çalışmalar ilişkin bilgi verdi. Teşkilatlamasını bitirmiş 34 ilde de
ilk kongrelerini tamamlamış olan Türkiye Toplu... Başkan Bektaş toplu taşıma sektöründe yer alan üyelere hizmet amacı ile kurduklarını belirtirken, sendika olarak Türkiye'de halk otobüsü tanımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunduklarını dile getirdi. Oylarıyla genel başkan yardımcılığına seçildim. Bizler kurulduğumuz gün itibariyle Türkiye'de bulunan toplu taşıma sektörü dediğimiz... Başkan Bektaş sendika olarak akaryakıt firmalarıyla indirimli yakıt anlaşması imzaladıklarını vurgularken toplu taşıma sektöründe yaptıkları çalışmaların devam edeceğini aktardı. Esniyeti kanunları içerisinde ilk defa halk otobüsleri tanımını Genel Başkanımız Kemal Çetin ve bizler yönetim kurulu olarak İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Bey'i ziyaret ettiğimizde kanun nezdinde onlara kimlik kazandırdık. Bununla beraber 11 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da Dünya Ticaret Merkezi'nde Kadıoğlu firması genel müdürü Yasin Kadıoğlu ve Tarkan Kadıoğlu'yla yönetim kurulu başkanı Tarkan Kadıoğlu Bey ile yapmış olduğumuz istişarelerin neticesinde bugün Platform Aracılık ve Danışmanlık Limited Şirketi aracılığıyla Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası'nın akaryakıt anlaşması imzalanmış olup yine Türkiye genelinde tek kartla Kadıoğlu, Lukoil, Termoil, Bepet ve Akbet'le %8'lik net indirim sağlanmıştır. Pompa rayiş bedeli üzerinden sendikamıza üye olan arkadaşlarımız bu indirimden faydalanabilecekler, faturalarını da alabileceklerdir. Bu petrol anlaşmasından önce de daha önce de üyelerimize biz yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmıştık. İngiliz akaryakıtla olan BP firmasıyla da %7 netlik bir anlaşma sağlamış olduk. Daha önce bu anlaşmayı bölge teşkilat başkanımız Abdülkadir Yentürk Bey'in saha sorumlumuz BP'nin Türkiye geleni saha sorumlumuz Can Algı Döner Bey ile yapmış olduğu ikili görüşmeler neticesine sendikamıza artı bir puan daha kazandırmışlardır. Biz sadece bununla kalmadık. Teşkilat olarak Türkiye genelinde üyelerimiz için Türkiye'nin en ucuz sigortasını sigorta ve kasko indirimini de getiriyoruz. Türkiye'de 33 sigorta brokörü firmasıyla yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde hem trafik sigortası hem araç kaskolarına büyük indirimler sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca PTT ile yapılan anlaşmalar neticesinde PTT Genel Müdürlüğü ile Genel Başkanımızın yapmış olduğu anlaşma neticesinde kargo, APS ve kurye taşımacılığında %40 net bir indirim almış bulunmaktayız. Sadece ve sadece bunun yanında özellikle ticari olarak çalışan araçlarımıza süspanse desteği de sağlamış bulunmaktayız. Özellikle şehir içi halk otobüslerine binen ücretsiz binişlerde ve 65 yaşlarda devletimizden büyük oranda 1 lira ve 1 liranın altında ek destek almış bulunmaktayız. Biz sendikamıza üye olan kişilerden herhangi bir üye aidiyatı istemiyoruz. Sadece teşkilat yapımızın güçlenmesi için Adıyaman'da kara taşımacılığın, güç birliği, özel halk otobüsçülüğün ve şehir içi minibüslerin, kamyoncularımızın, tankercilerimizin, taksicilerimizin hepsinin sorunu bizim sorunumuzdur. Adıyaman'ın sorunu Kars'ın sorunudur. Şırnak'ın sorunudur. Şırnak'ın sorunu İzmir'in sorunu olmuştur. İstanbul'un sorunu olmuştur. Nitekim biz İstanbul'daki özellikle özel halk otobüslerine büyük, Arman halk otobüslerine yapılan büyük haksızlıkları yine Genel Başkanımız Sayın Kemal Çetin Bey'in girişimleriyle bugün özlük haklarının tamamını alabilmişlerdir. Bizler Adıyaman İl Merkezi'nde bu birlikteliği sağlamışız. Bununla birlikte tüm üyelerimizi sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir üye aidatımız yoktur. Amacımız sadece kar amacı güden bir kuruluş olmadığımızı, geçen yılda özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet mensubumuza destek vermek için Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Emniyet mensuplarımıza bir manevi desteğimizi sunmak üzere Türkiye'nin en büyük araç kortejimizi de yaptık. Bu bağlamda bize destek veren tüm üyelerimize, servisçilerimize özellikle de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ercan ailesine, Mercan ailesine bize bu imkanı verdiği için, bu haberi ulusal basında yaydıkları için kendilerine minnettar borçluyuz. Saygılarımı sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sevgi Sınır Tanımaz projesinin açılışı yapıldı. Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği tarafından ikinci Sevgi Sınır Tanımaz projesi düzenlendi. Şehit Cem Özgül Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik engelli ve sağlıklı vatandaşları bir araya getirdi.
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir, İstanbul'da bulunmasına rağmen engelli vatandaşlar için Adıyaman'a geldiğini vurgularken, engellilere karşı sağlıklı insanların daha duyarlı olmasını istedi. Özel eğitim merkezi işletiyoruz ama bir tarafımız hep burada. Hep gidip geliyoruz memleketimize tabii ki. İşimiz gücümüz hepsi İstanbul'da olduğu için çok fazla gelemesek de yılda en az bir 3-4 kere memleketimize mutlaka gelip buradaki özellikle engelli kardeşlerimizle hasbihal mutlaka ediyoruz. Ve her sene yine elimizden geldiğince yüzlerce binlerce engelli kardeşimizi engeller gününde burada yalnız bırakmamak adına gereken de onlara da küçük hediyeler de getiriyoruz. Amaç onları mutlu etmek. Amaç bir hediye almak değil. Aslında amaç toplumu bilinçlendirmek. Engelli kardeşlerimizi toplumda varlığını herkese göstermeye çalışmak. Aynı zamanda bir şeyler yaparken de bazı insanlar da teşvik etmeye. Adıyaman'ın birbirinden çok değerli, bizden çok çok daha güçlü iş adamlarımız var. Yani herkesin özel kardeşlerimizin elinden tutması ciddi anlamda önem arz etmektedir. Çünkü onların bir tarafı eksik, biz onların bir tarafı olabiliriz. Biz onların elleri, kolları, gözleri olmak zorundayız. Çünkü onlar hepsi bizlere birer emanet. Evet arkadaşlar, Ahmet. Sözüm kısar. Ne zaman oldum? Rizik'te bölgemek istiyorum. Benim babam her şeyde engel ödediğin için gününde kutlu olsun. Sizinle beraber burcusuna görüşelim. Eyvallah, eyvallah. İşte bunlar böyle. Dur, ben burada rica etmek istiyorum. Babama. Evet. Bunu. Toplumda biliyorsunuz ki çoğu insan henüz halen engellerin ne demek olduğunu, engelin ne olduğunu, otizmli bir çocuk gördüğünde bakıyor, her şey normal. Çünkü gerçekten otizmli bir çocuğu tanıyabilmek için onunla mutlaka aynı ortamda, aynı evde yaşamak gerekiyor veya görmek gerekiyor ve bir yerde şahit olmak gerekiyor. Belki bugün yüzlerce insan buradaki çeşitli birbirine farklı tanıya sahip engelli çocukları tanıma fırsatı buldu. Tanımadıkları halde binasından istemeyenler, çünkü engelli ne demek olduğunu bilmiyor, görmemiş. Bulunduğu sitede istemeyenler, o elim olayda Aksaray'da bazı çocukların okullarını attırmaya çalışması gibi öyle elim olaylar da oluyor. Ama biz toplumu ne kadar bilinçlendirirsek, engellerin varlığını onlara ne kadar hissettirirsek, o kadar verimli olur. Çünkü insanların da eğitilmesi gerekiyor. Yani komşu komşudan razı olmuyor. Neymiş, engelli çocuk akşam ses çıkarıyor. Ya çıkaracak. Onda olmadığı için bilmiyor. Vedane tanımadığı için bilmiyor. Aslında gelip o çocuklarla iç içe görse, onların yüreğindeki o sevgiyi görse, ilgiyi görse, eminim ki onunla bütün bakış açısı mutlaka değişeceğini düşünüyorum. Herkesi engeller konusunda hassas olmaya, onlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Sevgi sınır tanımaz. Biz o yüzden buradayız. İstanbullardan bu yüzden buraya geldik. Bizim sloganımız zaten ikinci gelenekse sevgi sınır tanımaz projesi. Aslında biz bunu biraz engeller gününe istinad eden yapmak istedik ama biz biraz da tepki olsun diye 3 Aralık'ta da yapmadık bunu. Çünkü sadece engelleri 3 Aralık'ta hatırlamak bu adaletsizlik. Bu adaletsizlik. O yüzden biz engellerle her gün varız diye biz 3 Aralık'ı gerçekten engelli kardeşlerimize sahip çıkmayan, belki onlarla bir fotoğraf çekilip bir sene daha o çocukları görmeyenlerle beraber aynı ortamda olmaktansa biz farklı bir günde hediyeleşme şenliği adı altında biz yine engelli kardeşlerimizin yanında olduk. Rabbim bize fırsat verdiği sürece de biz yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Adıyaman Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren bugün bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklamaydı çünkü siyasetin eğitimden ayrılması gerektiğini ifade etti. Şimdi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz günden bu yana gerek bakanlıklarda gerekse işte... Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişiyle birlikte o günden bu yana gerek bakanlıklarda gerekse de iş ve işleyişlerde birçok değişimler yaşandığını ifade etti. Bir akademisyenin Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmesiyle başlayan bir süreç ve kişinin kendisi milletvekili değildi. Eğitimin içerisinden yetişmiş bir akademisyenin Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmesiyle bir süreç başladığını ifade eden Dağdeviren açıklamasını şöyle sürdürdü. Eğitim hayatının devam edeceğini düşündük ama gelinen noktada
sistemin adının ne olmasının bir öneminin olmadığı, işleyişin esas önemli olduğu günümüzde yine bizim yüzümüze çarptı. Burada şunu çok açık görüyoruz. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi kurgularken öğretmenin sınıf içerisindeki mutluluğu, özgürlüğü, ders işleyişindeki teknikleri öğrenciyle olan diyalogunda, onunla olan ilişkisinde çok belirleyici bir etki yaratmaktadır. Öğretmen sınıfa girdiğinde, ders işlediğinde, eğitimle ilgili olan değerleri konuşmak yerine eğer mutsuzluğunu veya sınıf ortamının ona uygunsuzluğunu ve yaşadığı sorunları aklına getiriyorsa elbette ki burada ciddi sorunların yaşanacağı aşikar. Tabii yıllar öncesinden baktığımızda öğretmen dendiği zaman en kutsal meslek olarak bakılırdı ve öğretmene çok ciddi anlamda bir saygı duyulurdu. Ama yaşanan süreç içerisinde gördüğümüz şey şu ki artık öğretmenin itibarsızlaştı, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştı, toplum nezdinde değersiz görülmeye başlandığı bir süreçle birlikte öğrenciyle olan ilişkisinde de ciddi daralmaların yaşandığı, olumsuz süreçlerin yaşandığı bizim tarafımızdan da çok net olarak görülmekte. Tabii bunu aşabilmenin yollarından bir tanesi öncelikle öğretmenlik meslek kanunu olarak topluma sunulan 2023 eğitim vizyon belgesinde de yerini bulan öğretmenliğin öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı doğrultusunda yeniden şekillendirilmesiyle ve öğretmenlik mesleğinin itibarının yeniden kazandırılmasıyla mümkün olduğunu ve buradan da öğretmen-öğrenci ilişkisinin daha sıcak, daha nitelikli ve kazanıma yönelik, arzulanan hedeflere yönelik daha gerçekçi olacağını hepimiz görebileceğiz. Ama şu anda eğitimde öyle bir süreç yaşanıyor ki öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki test çözmekle bağdaşır duruma gelmiş. Eğer öğretmen öğrenciye 100 tane soru verirse, 50 tane soru verirse sorunun çözüleceği ve bu ilişkinin ancak bu şekilde kurgulanacağı algısı oluşmuş durumda. Bunu aşabilmenin en iyi yöntemi öğretmenlerimizin gerekli rehberlik hizmetlerini de alarak öğrencilerimizle olan ilişkilerinde çok ciddi, çok düzeyli ve mutluluk verici bir aşamada olmasını sağlamaya çalışmak en doğru olan yöntem olacaktır. Bununla birlikte itibarsızlaştırma boyutuyla değerlendirdiğimiz gerçekten de öğretmenin toplumsal statüsünü alt üst eden şu anki durumun çok da kalıcı olmaması gerektiğini ve bunun da mutlaka devlet ve hükümet sistemi içerisinde yer bulması gerektiğini buradan belirtmek isteriz. Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma sahibi olan herkes kendi işini kurma imkanı buluyor. İşte şimdi haberimizin detayı. 4 silindirli içten yanan bir motorumuz. Diyarbakır Yenişehir Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler buradaki eğitimlerinin ardından kendi iş yerlerinin patronu oluyor. Anlayacağız. Şu an motorumuz açık. Kübüte kapağımızı açmışız. Kursu başarıyla bitirip sertifikalarını alan öğrenciler açtıkları iş yerinde onlarca kişiye istihdam sağlıyor. İkincisi ateşleme sistemini bilmemiz lazım. İkinci silindir, dördüncü silindirse ikinci silindir. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biz Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi 14-45 yaş arası öğrencilere 20 alanda eğitim veriyor. Kendi işinin patronu olmak için merkeze gelen öğrenciler motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakım, mobilya dekorasyon, iç dekorasyon, metal işleri, elektrik elektronik, radyo ve televizyon, makine gibi alanlarda eğitim alabiliyor. Şekline, kaşının yapısına, kaşla göz arasında emini yaparken neler depilasyona giriyordu? Diyarbakır'da birçok meslek grubunda ustalaşan ve kendi iş yerini açan patronların eğitim aldıkları okul, okul okuma fırsatını kaçıran veya işsiz olan vatandaşları bekliyor. İçin çok ucu açık bir işler sonuçta. Kullandığımız araç gereçleri steril ediyoruz. Sterilleşmek zorundayız. Bir araştırması olmuş. Normalde biz ne yapıyoruz manikür işlemi yaparken? Tırnağa manikür işlemi yapacağız diye bir... Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Soğuk, mesleki eğitim olarak öğrencilere 87 dalda eğitim verdiklerini dile getirdi. 20 alanda, 57 dalda 932 öğrencimiz var.
Öğrencilerimiz burada haftanın bir günü teorik eğitim, 5 günü de iş yerlerinde mesleki eğitim görüyorlar. Okula kaydolduğu günden itibaren öğrencilerimiz sigortalı olarak sigortaları yapılıyor. Aylık 550 bin TL civarında da ücretleri veriliyor. Kendi motorlu araçlar teknolojisi alanı, güzellik ve saç bakım, ahşap, mobilya dekorasyon, iç dekorasyon, metal işleri, elektrik, elektronik, radyo, televizyon, makina, torna tesviye dediğimiz makinenin bütün alanları ve dalları mevcut bizde. Burada öğrenci kaydolurken diğer okullardan çok avantajlı. Bir, 3 öğrenci mezun olduğu an kendi iş yerini açabiliyor ve herhangi bir iş yerinde usta olarak hem resmi hem özel kurumlarda teknik servis olan bütün iş yerlerinde çalışabiliyor. Öğrencilerimizin yaş aralığı 14 ile 45 yaşında öğrencimiz de var. Her yaşta öğrencimiz var. Yılın 12 ayı kayıt yapabiliyoruz. Diğer okullardan farkımız bu. Ve öğrencilerimiz mezun olduğunda aynı zamanda meslek lisesi diploması da alacaklar. Okuma fırsatı olmayan, yaşı ne olursa olsun herkesi okulumuza kayıt yapmaya bekliyoruz. Aylık kazançları en az bir ustanın aldığı yani 3-4 bin, 5 bin gibi belki ustanın kendi iş yerinde kazandığı miktar neyse o miktarda olur. Yani burada ustanın kendisini yetiştirmesine bağlı olarak büyük miktarlarda para kazançları oluyor. Ve şu anda hemen hemen sanayi sitesindeki bütün ustaları bizim bu okulun öğreniminden geçmiş ustalardır, öğrencilerdir. Son teknolojik malzemeler konusunda eksikliklerimiz var. Veya İl Milli Eğitim veya Bakanlığımız tarafından son teknolojik ürünler, ekipmanlar gelirse öğrencilerimizin eğitim kalitesi tabii artmış olacaktır. Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep'te de süs balıklarına ilgi bu aralar çok yoğun. Özellikle akvaryumcular ve süs balığı satan esnaf durumdan çok memnun çünkü satışlarda bir hayli iyileşme olduğunu ifade ettiler. Gaziantep'te süs balıklarına olan talep her geçen gün artıyor. Satıcılar talepten memnun kalıyor. Gaziantep'te süs balıklarına talep artıyor. Satıcılar ise artan talebi süs balıklarının stres atmaya iyi geldiğine bağlıyor. Satışlardan memnun olduklarını dile getiren süs balık satıcıları, balık fiyatlarının 3 ile 150 TL arasında değiştiğini ifade etti. Süs balıklar esnafı İbrahim Halil II. Süs balıklarının stresi aldığını dile getirdi. Ben Kanka Petrov'un sahibiyim. Yaklaşık 99 yılından bu yana sektörün içindeyiz. Balıkların %70'i şu an Singapur'dan, Tayland'dan, Endonezya'dan, Vietnam'dan genelde ithalat olarak geliyor. Tabii bunun içinde yurt içinde de Mersin'de olsun, Adana'da, İzmir'de biraz iklimi yumuşak olan noktalarda üretim yapan kişiler de var.
Tabii oranın üretimleri yurt dışı gibi çok fazla çeşit olmadığı için mecburen yurt dışına ithalatlar yapılıyor. Balıklara olan rağbet biraz daha fazla. Sebebi de şundan ibarettir ki ne? Stresi aldığı doğal olarak bilinir. Yani akvaryumun karşısına oturun yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika. Şöyle gözünüzü direkt nokta olarak verin kendine. Alacaktır beyninizdeki bütün yorgunluğu ve stresi. Şu an en çok balıkların bakımı çok kolay olanlar. Mesela Japon grupları. İnsanlar çok kolay bakabiliyor. Soğuk sıcak etkisi yok. Ya da ciklet denilen grubunda çeşidi çok fazla. Grubu çok fazla. Onlara yine çok dayanıklı gruplar. Buradaki balıklarımız 3 TL'den başlar. Yaklaşık 3 ile 5, 7, 10 diye yükselip giderekten en pahalısı 150 TL. Akvaryumlar ucuzdur, çok pahalı değiller. Ya 20 TL'den başlıyor. Maksimum şu an iş yerindeki akvaryumlar 20'den 100-150 arası değişiyor. Klasik akvaryumlar. Bir de ithal modelliklerimiz var. Onlar da maksimum 300 TL'den başlar. Yaklaşık otomatik 10-12 milyon çıkan modeller var. İnsanların bütçesi genelde küçüğe yettiği için küçük biraz daha tabii ki fazla satılır. Yani ortalama 75-150 arası akvaryumlar daha fazla satılır. Ekinci, en çok rağbetin Japon gruplarında olduğunu vurguladı. Ve Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Kahramanmaraş'ta da kendini drone adam olarak tanıtan Fatih Nar isimli vatandaş 2 yıldır Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini geziyor ve tanıtıyor. Kahramanmaraş'ta kendisini drone adam olarak adlandırılan Fatih Nar, 2 yıldır kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyerek kentin tanıtımını yapıyor. Kahramanmaraş'ta 20 yıldır tanıtım sektöründe hizmet veren 39 yaşındaki Fatih Nar, 2 yıldır drone kullanıyor. Nar kendisine ait olan drone ile kentin tarihi yapıları, doğal alanlar ve yaylalarını görüntülediğini ve kentin tanıtımına gönüllü olarak katkı sağladığını söyledi. Drone'un kendisi için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen Fatih Nar, her mevsim Kahramanmaraş'ın farklı renklerini kayıt altına aldığını, hem doğayla iç içe olduğunu anımsattı. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ve Kahramanmaraş olmakla beraber Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veriyoruz. Güzel şehrimizi tüm dünyaya tanıtıyoruz. Ve bunu gönüllü yapıyoruz. Bizler Kahramanmaraş'ın hem tarihi hem de kültürel açıdan tanıtıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yaklaşık 2 yıldır sürekli çekimler yapıyoruz drone'la. Bu sayede 2000'e yakın görüntü elde ettik. Biz bu görüntüleri milyonlarca kişinin izlemesini sağlıyoruz. Başkonuş Yaylası ve diğer yaylalarımız, Yavşan Yaylası olmak üzere, Yedikuyular, bunun yanında yine tarihi camileri, evleri, hem Dulkadiroğlu hem 12 Şubat'ta birçok tarihi yerlerimiz var. Kentin güzel yerlerinden. Özellikle de bu çekimleri kentimizi tanıtmak amacıyla yapıyoruz. Gönüllü yapıyoruz. Bu işi çok seviyoruz. Ve bu işe gönül verdik. Bu sayede zaten birçok çekimlerimiz dünyanın birçok yerine ulaştı. İzlemesini sağladık. Evet, bu haberle de ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.